Burç ekranlarından mutlu sabahlar değerli izleyenler. Bugün 17 Temmuz Pazartesi, hafta içinin ilk gününde Kanal 3'te sabah programıyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen Türkiye Yüzyılının Kahramanları programında konuştu. Biz şehitlerinin yaşadığına inanan ve şehitleriyle yaşayan bir milletiz. Bu toprakların üstünde olandan çok daha fazlası toprağın altında yatıyor. Şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettiği değerlere sahip çıkmak nasıl görevimizse, onların canlarına kastedenleri unutmamak da bizim görevimizdir. Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararının kurtardığı o tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik. FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere arka çıkan mihrakları, destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik. Eğer 15 Temmuz'u unutursak, şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzeb etmiş, masumların hakkını çiğnetmiş oluruz. Unutursak, abdestini alarak ihanet çetelerinin karşısına dikilen her yaştan kahramana mahcup oluruz. Unutursak, Allah korusun, benzer felaketlerin tekrar yaşanmasına yol vermiş oluruz. Bu amaçla biliyorsunuz 15 Temmuz'u demokrasi ve milli birlik günü olarak ilan ettik. Her 15 Temmuz'da ülkemiz genelinde düzenlediğimiz çeşitli programlarla bu günü tarihimizdeki yerine uygun bir şekilde idrak ediyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında 15 Temmuz'u anıyoruz. Şehitlerimizi anıyoruz. Çünkü onları unutmayacağız, unutturmayacağız. Gazilerimize minnet duygularımızı ifade ediyoruz. O gece kanla yazılan destanı tekrar hatırlıyor, tekrar hatırlatıyoruz. 15 Temmuz'un 7. seneyi devriyesinde bir kez daha ilan ediyorum. Değil üzerinden 7 yıl, 70 yılda geçse 15 Temmuz'un unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz. Evet değerli izleyenler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yılında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen etkinlikler kayda geçti. Etkinliklere katılan protokol üyeleri kürsüye çıkarak birer konuşma yaptı. Şimdi de o açıklamalar geliyor ekranlarınıza. Temmuz gecesini Ankara'da yaşamış biri olarak kapımızı açtığımızda, gün ağardığında artık kapılarımızın önlerinde kanlı ayakkabıları gördük. Ya birilerinin canı yanmıştı ya da canı yananları bir yerlere taşımışlardı. Ve ben Yeşilçam filmlerinde insanların sabah uyandığında saçlarının beyazlamasını komik bulurken o sabah gerçekten bunun nasıl olabileceğine kendimde şahit oldum. Bir topluluğu bir yığın olmaktan kurtaran şey nedir? Cevap basit. Vatan, millet ve bayrak aşkıdır. Vatan, Alsancak'ın gölgesinin düştüğü selamet yurdudur. Alsancak, milletin ve vatanın ruhudur. Milletin ve vatanın ruhu dörttür. İstiklal, istikbal, hürriyet ve din-i mübin-i İslam'dır. O zaman millet, bu yüce değerler uğruna sadece ölmesini değil, haysiyetli bir şekilde yaşamasını bilen kıymetli insanların topluluğudur. Necip Fazıl'ın söylediği gibi, öz yurdunda garipsin, öz yurdunda parya. Sakarya şehrindeki bu aziz millet parya olmadığını öz yurduna 15 Temmuz'da sahip çıkarak bir kez daha gösterdi. Hemen hemen tarihimize baktığımızda her 10 yılda bir
bazen 20 yılda bir mutlaka bir ihtilal yaşanmış. Ama elhamdülillah başımızdaki Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla 15 Temmuz hain darbe girişimiyle bu darbeler herhalde tarihe gömüldüğüne biz inanıyoruz. 7 yıl önce bugünü tekrar hatırlıyoruz. Unutturmayacağız inşallah. Bundan sonra da evlatlarımıza da, çocuklarımıza da, gençlerimize de unutturmayacağız. Unutturmamalıyız. O yüzden her 15 Temmuz'da bugünü hatırlayacağız. Bugün de birlikte olacağız. Ve bir daha yaşanmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. 15 Temmuz, Türk halkının gözbebi olan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde çöreklenen, yuvalanan, FETÖ mensubu hainlerin yaptığı darbe girişimi gibi görünse de aslında işgal girişimidir değerli dostlar. Aslında Türkiye'nin işgali söz konusu. Hedefte o vardı. Ama bu millet ferasetiyle, vicdanına sahip çıkmasıyla tankların önüne çıkarak, silahların karşısına çıkarak, hatta şehit olmayı göze alarak çıktı ve bu hainlere mani oldu, engel oldu. Aslında işgali önledi. Aslında ülkeyi kurtardı. 15 Temmuz'u çok iyi özümsememiz lazım. Çünkü 15 Temmuz sadece bir günlük, 10 günlük ya da bir yıllık bir mazisi olan bir şey değil. Yaklaşık 60 yıl, 1960'lı yıllarda başlayan ve tabiri caizse devleti ilmek ilmek, örümcek ağı gibi saran bir hain terör örgütünün sonucunda 15 Temmuz meydana geldi. Gençlerimize 15 Temmuz'u unutturmamak gerekiyor. Bir kelimeyle özetleyecek olursak o geceyi, aziz Türk milletinin kalbinden korkunun alındığı, Allah-u Teala'nın kalplerden korkuyu çıkarttığı, milletine, vatanına ve devletine ve milli iradesine, ölümüne sahip olduğu bir gece. Herhalde dünyada bu şekilde bir davranışı, bu şekilde bir kahramanlığı, bu şekilde bir cesareti sergileyen çok az millet vardır. Belki de yoktur. Bir yandan hüzünlüyüz. Bu millet, bu ülke nasıl böylesine hain bir istilaya, hain bir saldırıya sahne olur diye gerçekten hüznümüzü, üzüntülerimizi tekrar tekrar yaşıyoruz bu anma etkinliklerinde. Ancak bir yandan farklı duygular içerisindeyiz. Gururluyuz, onurluyuz. Bu milletin böylesine aziz, böylesine necip, böylesine cesur bir milletin ferdi olmaktan, evladı olmaktan dolayı tekrar tekrar bu bir gururu, bir kahramanlığı yaşayıp iliklerimize kadar gerçekten 15 Temmuz'ları andıkça yeniden yaşamış oluyoruz. Gerçekten bu duyguların hepsini bir arada yaşadığımız anlamlı ve çok ender günlerden birisi 15 Temmuz. Çok karanlık bir geceydi. Kapkaranlık insanlar tarafından kendi milletine, kendi insanına, sivil insanlara, tamamen silahsız insanlara G3 mermilerinin, F-16'ların, tankların, ZPT'lerin ateş açtığını biliyoruz. Meclisimize ateş açtığını biliyoruz. Ancak sonunda geceye yenilmeyen işte bu aziz millet, bu necip millet bir aydınlık ferah sabaha ulaştı ve bunun için Allah'a tekrar tekrar hamd ediyoruz. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimine karşı milletin yazdığı destanın 7. yıl dönümü kapsamında vatandaşlar Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda buluştu. Ellerinde Türk bayraklarıyla meydana akın eden vatandaşlar darbe girişimine bir kez daha tepki gösterdi. Genç Osman dediğim bir küçük kuşak, beynine bağlamış ibrişim kuşak. Türkiye'nin Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminden büyük bir destanla kurtuluşunun 7. yıl dönümü kapsamında Zafer Meydanı'nda anma programı düzenlendi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Zafer Meydanı darbe girişiminin 7. yıl dönümünde al bayraklarla donatıldı. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا Afyonkarahisarlı vatandaşlar anma programında bir araya geldi. Afyonkarahisar yeniden dirilişin sembolü 15 Temmuz'da bir kez daha tüm dünyaya Türkiye geçilmez mesajı verirken Türkiye yüzyılının kahramanları gecede unutulmadı. Diyebilirsiniz, çünkü bedelini ödedim. Baba, ben oğluma, Ertuğrul'a bu vatan için şehit olmayı öğrettim.
Darbe girişiminde büyük kahramanlık örneği gösteren 252 şehidimizin rahmetle anıldığı 15 Temmuz gecesi çeşitli programlar düzenlendi. Zafer Meydanı'nda mehter takımının gösterileriyle başlayan gece Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla devam etti. Din-i devlet, mülk-ü millet, rıza-ellillah uğruna canını seve seve feda eden cümle şühedanın ve senin rahmeti rahmanına kavuşmuş olan gazilerimizin de ruhlarına hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle ya Rabbi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gecede 15 Temmuz'la ilgili müzik, video, belgesel gösterileri yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşması da Sinevizyon aracılığıyla aktarıldı. Erdoğan. 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi sırasında millete birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan Sela sesi Türkiye genelindeki tüm camilerden aynı anda yükseldi. Kanlı darbe girişiminin yıl dönümünde darbeleri susturan selalar Afyonkarahisar'daki tüm camilerden de aynı anda okundu, dualar edildi. Ya seyyidene, senedene. Kanal 3 ekibi olarak 15 Temmuz'da İstanbul'a giderek Taksim Meydanı'ndaki yoğunluğu ve hazırlıkları muhabirimiz Berna Urtürksoy ve kameraman Şerafettin Kazak yerinde takip etti. Detayları izliyoruz. ...15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü... ...biz de bu kapsamda Kanal 3 ekibi olarak İstanbul'dayız ve Taksim Meydanı'ndayız. Buradaki gelişmeleri sizlere aktaracağız. Evet, Türkiye'nin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızan ve gerçek amaçlarını 15 Temmuz'da açığa çıkaran FETÖ'nün darbe girişiminin üzerinden tam anlamıyla 7 yıl geçti. Demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedefleyen Fethullahçı terör örgütünün, üniforma giymiş teröristlerinin, Türkiye Cumhuriyeti ve seçilmiş hükümete karşı devletin emanet ettiği silahları vatanın öz evlatlarına doğrultarak kalkıştığı darbe girişiminin üzerinden az önce de ifade etmiş olduğum gibi 7 yıl geçti. Ülkenin başta askeriye ve emniyet olmak üzere birçok kurumuna sızarak gerçek emellerini 15 Temmuz 2016 tarihinde açığa çıkaran ve 251 kişiyi şehit eden FETÖ'nün kanlı darbe girişimi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine Türkiye'nin dört bir tarafında demokrasiye sahip çıkmak adına meydanları dolduran vatandaşların desteğiyle bertaraf edildi. Arkamda görmüş olduğunuz yerde de 15 Temmuz şehitlerine yer verilmiş durumda. Taksim Meydanı'nda 15 Temmuz'da ve Ankara'da aynı zamanda Türkiye'nin birçok yerinde şehit edilen 251 kişinin anısı arkamda görmüş olduğunuz yerde yaşatılmaya devam ediyor. Peki o gün hem İstanbul'da hem de Türkiye'de aslında neler olmuştu biraz hatırlayalım. Kara gecenin en hareketli yaşandığı merkezlerden biri aslında Ankara'dan sonra İstanbul'du. Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri, Atatürk Havalimanı, Taksim Meydanı, İstanbul Valiliği başta olmak üzere birçok yeri işgal etmeye çalışan FETÖ'cü askerler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara, meydanlara çıkan ve canlarını hiçe sayarak tankların üzerine çıkan, Damlı'nın önünde duran vatandaşların kahramanlık destanıyla aslında o gün bertaraf edildi. İstanbul'da stratejik bölgeleri hedef alan darbeciler önce şehrin iki yakasını bağlayan Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerini tam anlamıyla saat 22 sıralarında tek taraflı olarak trafiğe kapatmıştı. Sosyal medyada Ankara ve İstanbul başta olmak üzere bazı şehirlerde patlama ve silah sesleri duyulduğu haberleri yer aldı. Dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın bir televizyon kanalına bağlanarak olayları kalkışma diye nitelemesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da askeri kalkışmaya tepki gösterdi ve halkı meydanlara davet etmişti. Bu çağrı Ankara'da olduğu gibi İstanbul'da da karşılık buldu ve binlerce vatandaş Boğaziçi Köprüsü'ne akın etti. Köprüyü geçmeye çalışan vatandaşlara darbeci
askerlerce ateş açıldı. Tankın da kullanıldığı saldırılarda aralarında polis memurları Münir Alkan, Kemal Tosun, reklamcı Erol Olçak ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişi ne yazık ki şehit edildi. Askerler halkın direnişini kıramadı. Sabaha karşı teslim olmak üzere. Sabaha karşı her biri teslim oldu. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu yakası tarafı giriş kısmında ise 3 vatandaş şehit edilmişti. Evet, aynı zamanda o gün yani kanlı gecede Kuleli Askeri Lisesi'nde de saat 20 sıralarında alarm verildi. Hazırlıkların ardından askeri kamyonlar Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprüleriyle Kandilli Beykoz istikametine hareket ettiler. Okul önündeki bazı yayalar da derdest edildi. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan kolluk kuvvetlerine bulundukları noktaları korumalarını, darbecilere direnç göstermeleri konusunda talimat vermişti. Bunun üzerine Çengelköy Polis Merkezi Amirliği'nden görevli polisler polis otolarıyla karakolun kapısını kapatarak yolu kesecek şekilde park ettiler ve tertibat aldılar. Bölgeye gelen darbeciler sıkı yönetim ilan edildiğini ileri sürerek yolun açılmasını istemişlerdi. Halkın ve polisin direnç göstermesi üzerine darbeciler havaya ateş açarak Kuleli Askeri Lisesi'ne kaçtılar. Darbeciler daha sonra kalabalık bir şekilde Çengelköy Polis Karakolu önüne yaya olarak gittiler. Darbecilerin Çengelköy Polis Merkezi'ne doğru intikal ettiklerinin öğrenilmesi üzerine de vatandaşlar Ayayorgi Kilisesi Vakfı binası önünde toplandı. Darbeciler vatandaşlardan dağılmalarını istediler. Topluluğun dağılması üzerine darbeciler yere yat ve hedef gözetmeksizin ateş serbest emri verildi. Bir kısım rütbeli emre uyarak sivil vatandaş topluluğun üzerine doğru uzun namlulu piyade tüfekleriyle etkili mesafeden ateş etmeye başlamıştı. Ateş sonucu bazı vatandaşlar yaralandı ve topluluk polis merkezi istikametine yönelmişti. Çengelköy Polis Merkezi'nden kalkışmanın hukuksuz olduğu yönündeki çağrılara rağmen çöp konteynerlerini siper alan darbeciler ihtilal yaptıklarını belirterek polislerden teslim olmalarını isteyip ateş açtı. Polisler de ateşe karşılık vermişti. Evet, İstanbul'da yaşananları sizlere aktardık. Evet değerli izleyenler, Gazete 3'ün başlıklarıyla programımıza devam ediyoruz. Manşette Afyon yine tek yürek başlığı var. Detayları da ekranlarınıza taşıyacağız. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da kalkıştığı hain darbe girişimine karşı Milletin Yazdığı Destanı'nın 7. yıl dönümü kapsamında vatandaşlar Afyonkarahisar'da Zafer Meydanı'nda buluştu. Gerçekleştirilen etkinlikler Kanal 3'te Mega Birlik Genel Yayın Yönetmeni Selcan Dilek Çoygün'ün sunumuyla canlı olarak yayınlandı. Bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Bizim şehrimizi sizin katırıkçı politikalarınıza alet etmeyiniz başlığı. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın iddialarına sert cevap verdi. Bizim şehrimize sizin katırıkçı politikalarınıza alet etmeyiniz dedi. Bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Öğrencilerden Sayın Aşe üretim tesislerini inceledi. 15 Temmuz resim sergisi büyük ilgi gördü. Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 7. yıl dönümünde Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkocatepe Üniversitesi ve Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliğinde 15 Temmuz şehitlerini anma demokrasi ve milli birlik günü konulu resim sergisi açıldı. Bir diğer başlığımız arpa üreticileri alım fiyatlarından dertli. Hububat hasadının başladığı Afyonkarahisar'ın Sandık ilçesinde üreticiler kilogramı 7 TL 50 kuruştan alınan arpa alım fiyatına tepki gösterdi. Asayiş haberlerimize bakacağız. Otomobil çarptığı telefon direğini yıktı, 4 yaralı. Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil çarptığı telefon direğini yıkıp ardından yaklaşık 2 metre yükseklikteki şarampolden aşağı düştü. Kazada ikisi çocuk, 4 kişi yaralandı. Kontrolden çıkan tır başka bir tıra çarptı. Başına da bakıyoruz. Kontrolden çıkan oyuncak yüklü tır yönünde seyreden bir başka tıra çarptıktan sonra altıl durumdaki prefabrik yaparak çarparak durabildi. Yine son olarak bir diğer başlığımıza bakıyoruz. Saman balyalarının altında kalan kadın öldü. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde devrilen tırın dorsesindeki saman balyalarının altında kalan kadın hayatını kaybetti. Evet değerli izleyenler, Gazete 3'ün başlıklarını ekranlarınıza taşıdık. Haberlerimizle devam ediyoruz.
Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Teşkilatı ve üyeleri geleneksel Milli Görüş Pikniği gerçekleştirdi. Milli Görüş Pikniği'ne Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın da katıldı. Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Teşkilatı her yıl düzenli olarak gerçekleştirdikleri geleneksel Milli Görüş Pikniği etkinliğini düzenledi. Etkinliğe parti teşkilatı mensupları, kadın kolları mensupları, gençlik kolları üyeleri, il ve ilçe başkanları ve aileleri katıldı. Piknik programı yemek ikramı ve oyunlarla devam etti. İlerleyen saatlerde ise aileler arasında muhabbet koyulaştı. Milli Görüş Pikniği'nde açılış konuşmasını Saadet Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Beytullah Karataş yaptı. Başkan Karataş konuşmasında Afyonkarahisar'da yerel seçimlerin startını verdiklerini vurguladı. Bizler Milli Görüşler olarak hiçbir zaman aldanmadık. Hiçbir zaman aldatılmadık. Her seçimde takatimizin sonuna kadar hem genel merkezimizin hem de genel başkanımızın arkasında dimdik durmaya hep beraber gayret gösterdik. İnşallah bundan sonra da bu gayreti artarak göstermeye hep birlikte devam edeceğiz. Bu buluşmamızla birlikte de Afyonkarahisar'da yerel seçimlerin startını veriyor. Tüm teşkilatlarımızla birlikte Saadet Partimizin yerel seçimlerden en güçlü şekilde gayret göstereceğine bütün teşkilatlarımızın hep birlikte inanıyorum. Ardından Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeleri Süleyman Tekbaş ve Ali Hazer de şöyle konuştu. Gözümüzün, kulağımızın genel merkezde ve genel başkanımızda olması gerekir. Hele ki bugün, bu yüzyılda bu kadar bilginin kirlendiği, bu kadar algılarla oynandığı bir zaman diliminde gözümüzün, kulağımızın mutlaka genel merkezimizde ve genel başkanımızda olması gerekiyor. Saadet Partisi olarak bir seçim dönemini atlattık. Zorlu bir seçimdi. Dimdik durdunuz. Hepinizden Allah razı olsun diliyorum. Ve bu seçim sonucunda Büyük Millet Meclisimizde, Türkiye Büyük Millet Meclisimizde 10 milletvekilimiz ve ardından kurduğumuz grupla 20 milletvekiline sahip olduk. Gururluyuz. Önemli bir çalışma dönemi başladı bizim için. Daha sonra konuşan Refah Partisi Afyonkarahisar 20. dönem milletvekili Osman Azer ve Gelecek Partisi Afyonkarahisar İl Başkanı Niyazi Ertaş da şunları aktardı. Bu seçimlerde elhamdülillah Saadet Partisi olarak 10 milletvekili, Gelecek Partisi olarak da 10 milletvekili alarak bir grup kurma imkanı oldu. İnşallah mecliste ben inanıyorum ki hayra motor, şerre de fren olunacaktır. Her türlü gayret ve çaba gösterilecektir. Saadet Partisi olarak örnek bir çalışma sergilenecektir Allah'ın izniyle. Bugün de biz Afyon'da sizlerle Gelecek Partisi olarak da kucaklaştık. Sizleri görmek şerefine nail olduk. Ve Sayın İl Başkanımız Beytullah Bey'le bundan böyle omuz omuza vererekten bu davayı sürdüreceğimizi kimsenin şüphesi olmasın. Son olarak kürsüde konuşan Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın, Saadet Partisi olarak bu kötü gidişata dur diyeceğiz diyerek şöyle devam etti. Şimdi ülke ve millet olarak çok ağır, çok çetin bir seçim dönemini hep beraber yaşadık. Kabul edelim ki bundan önceki hiçbir seçimle mukayese edilmeyecek ağır şartlarda cereyan etti bu son Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri. Çok ağır kutuplaşmaların, iftiraların, nobranlığın, keyfiliğin olduğu ve bunların da çok tabii ve doğal olarak sergilendiği seçim dönemini geçirdi. Çok çetin, çok ağır bir seçim sürecini hep beraber yaşadık. Bu seçim sürecinde Saadet Partiler olarak anlı ak bir şekilde bir kampanya sürecini tamamladık. Şüphesiz Afyon'umuzda bütün siyasi partilerin yöneticileri, mensupları kıymetlidir, değerlidir. Ama Saadet Partisi'nin yöneticileri ayrı bir değere haizdir. Saadet Partisi ve Gelecek Partisi olarak oluşturmuş olduğumuz Saadet Partisi grubu, emin olunuz, çok sarsıcı, çok etkili bir
grup olarak mecliste karşılık buldu ve etkisini şu bir haftada gördük. Siz Eylül'de meclis açıldıktan sonra görünüz Saadet Partisi grubunun ne yapacağını. Evet efendim, renkli bir haberle devam ediyoruz. Şimdi sırada haftanın filmleri var. Haftanın 5. filmi Cinnaz. Yine söz bir körü gitmeyeceksin. Ne kadar yalvardım, yakardım gitti. Film, cinler tarafından ele geçirilen bir eve giden İlkin ve arkadaşlarının yaşadıklarını anlatıyor. Allah size lanet eylesin. Günlerdir anlam veremediği rüyalar gören İlkin, rüyaların üstünde bıraktığı etki nedeniyle babasının ve dedesinin kaybolduğu eski eve gitmek ister. Annesi İlkin'in bu isteğine karşı çıksa da o kimseyi dinlemez ve arkadaşlarıyla birlikte eve gider. Eve vardıklarında başlarda her şey normal gözükür ancak çok geçmeden bir takım tuhaflıklar meydana gelir. Yaşanan korkunç olayların ardından İlkin ve arkadaşları evin şeytani ruhlar ve cinler tarafından ele geçirildiğini öğrenir. Evde geçirdikleri gece İlkin ve arkadaşları için kabusa dönüşür. Allahu Akbar. Allah size lanet eylesin. Altıncı film Semur 4 Mahşer. Onun adı Semur. Film kendisine miras kalan evi satmaya çalışırken korkunç olayların içerisinde kendisini bulan genç bir adamın hikayesine yer veriyor. Hiç kimsesi olmayan, yalnız bir yaşam süren Ozan, bir gün kendisine bir evin miras kaldığını öğrenir. Barkın paraya ihtiyacı olduğu için evi kısa süre içerisinde satmaya çalışır. Satış işlemleri için yanına bir arkadaşını da alan Ozan, işlemlerin uzaması üzerine geceyi evde geçirmeye karar verir. Ancak onların sabaha çıkması neredeyse imkansızdır. Haftanın son filmi ise Resif, Kanlı Takip. Film, yaşadığı kötü günleri ardında bırakmak için gittiği tatilde korkularıyla yüzleşmek zorunda kalan genç bir kız ve arkadaşların hikayesini konu ediyor. Kız kardeşinin korkunç cinayetine tanık olan Nick, iyileşmesine yardımcı olması için arkadaşlarıyla birlikte bir kano ve dalış macerası yaşamaya karar verir. Tropik bir tatil beldesine giden gençler, keşiflerine sadece saatler kala büyük beyaz bir köpek balığı tarafından takip edilir ve saldırıya uğrar. Hayatta kalabilmek için arkadaşlarıyla birlikte hareket eden Nick'in, travma sonrası stresin üstünden gelmesi, korkularıyla yüzleşmesi ve canavarı öldürmesi gerekmektedir. Evet,
Evet değerli izleyenler, LGS sınavı sona erdi. Ardından yoğun bir tercih dönemi başladı. Tercihler ise 19 Temmuz'da sona erecek. Peki tercih döneminde dikkat edilmesi gerekenler nelerdi? Bugünkü stüdyo konuğumuz Girne Afyon Koleji Müdürü Deniz Dikbaş oluyor. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz, çok sağ olun. Sizlerle güzel bir program olacağını düşünüyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ben Deniz Dikbaş. Uzun yıllardır Afyon'da özel okulculukta yöneticilik görevini üstleniyorum. Şu anda da Girne Afyon Koleji Ortaokul ve Lise Müdürü olarak görev yapmaktayım. Teşekkür ederim. Evet hocam, LGS sınavını öğrencilerimiz geride bıraktı. Artık tercih dönemi başladı. Hatta bitmesine de kısa bir süre kaldı. Peki tercih yaparken öğrencilerimizin dikkat etmesi gereken konular nelerdir hocam? Evet, şimdi önemli bir karar aşamasındayız aslında. Çünkü çok yoğun bir çalışma temposundan sonra 8. sınıf öğrencilerimiz zorlu bir sınava girdiler. 19 Temmuz itibariyle ilk tercih sürecimiz sona ermekte. Burada dikkat edilmesi gereken nokta sınavımız puansal ve yüzdelik dilim olarak iki noktada ayrılmakta. Öğrencilerimizin yüzdelik dilimi baz alarak tercih yapmaları gerekmekte ama bundan da önemlisi bence öğrencilerimizin mutlu olabilecekleri, başarılı olabilecekleri okul tercihlerini öncelikli olarak yapmaları gerekmekte. 19 Temmuz'a kadar her bir öğrencimizin mutlaka uzman rehber öğretmenlerin kontrolünde ve okullara giderek bu tercihleri yapmaları gerekmekte. Bu anlamda biz Girne Afyon Koleji olarak da tüm öğrencilerimizi ücretsiz tercih danışmanlığı da yapmaktayız. Arzu eden tüm öğrencilerimizi kampüsümüze bekleriz. Evet hocam, öğrencilere kısa bir öneri verdiniz. Aileler özellikle bu tercih döneminde öğrencilerin hayatlarına fazla müdahale ediyor diyebiliriz. Çok fazla. Peki öğrencilere önerileriniz, daha doğrusu ailelere önerileriniz ne olabilir bu kısa bir süreçte? Tabii. Ya şimdi şöyle, her aile çocuğunu çok daha mutlu ve başarılı olmasını, ileriki eğitim hayatında çok iyi noktalara gelmenini arzu ederler. Bu anlamda da ailelerimiz çok hassas bir şekilde davranmaya çalışıyorlar ama bazen çocuklarımızın tercihlerini, isteklerini, mutluluklarını göz ardı edebiliyorlar. Bu anlamda çok müdahil olmadan çocuklarının da ileriki hem eğitim hem de mesleki hayatlarında mutlu olabileceklerine inandıkları alanlarda tercih yönlendirmeleri gerekmekte. Bu anlamda ailelerimizin biraz daha sağduyulu, birazcık daha çocuklarını tanıyarak, onların ilgi ve yeteneklerini göz önüne alarak tercih süreçlerinde çok fazla müdahil olmadan daha çok rehber, uzman öğretmenlerin kontrolüne bırakmalarını onlardan rica ediyoruz. Evet, sonuçta çocuklarımız okuyacak, ailelerimiz de bu konuya özellikle dikkat etmeleri gerekiyor hocam. Peki tercihler nereden yapılıyor, nasıl yapılıyor? O konuda kısaca da bilgi alabilir miyiz? Tabii, tercih sürecimiz e-okul üzerinden gerçekleşmekle birlikte, yani öğrencilerimiz, velilerimiz kendileri de sistem üzerinden tercih yapabildikleri gibi biz bunu çok önermiyoruz. Özellikle ortaokul müdürlüklerinin olduğu herhangi bir okulumuza da giderek tercih işlemlerini yaptırabilirler. Daha sonrasında kayıtlı oldukları okulda ise bu tercihlerini onaylatmaları gerekmektedir. Buna çok dikkat etmeleri gerekiyor. Onaysız bir tercih durumuna kalıp mağduriyet yaşamamaları için mutlaka herhangi bir ortaokul müdürlüğüne giderek tercih işlemlerini yapıp ve kendi kayıtlı olduğu ortaokulda bunu onaylatarak bu süreçleri tamamlayabilirler. Peki hocam, ek tercihler oluyor mu bu dönemde? Tabii, şimdi 19 Temmuz'da bitiyor, 24 Temmuz'da da sonuçlar açıklanıyor. Hemen ekabinde ise bir nakil tercih süreci başlıyor. Yani öğrenciler yerleşmiş olduğu okulları arzu etmeyip başka bir okula geçiş yapma hakkı iki defa sağlanacak bu öğrencilerimize. Ya da istediği tercih olmamış olabilir, tekrar istemiş olduğu tercihi yapabilirler. Bu sürede kontenjanlar arasında doluluk ve boşluk durumlarına dikkat edip ve her gün gün takip etmeleri gerekmekte. Dolayısıyla ikinci bir tercih dönemi de söz konusu olacak öğrencilerimiz. O zaman ilk tercihte yerleşemeyen ya da istediği yer olmayan öğrencilerimiz üzülmesinler. Yine ikinci tercihlerimiz var. Dilediği okullara gidebilirler. Kesinlikle, diyebiliriz değil mi kesinlikle hocam? Peki hocam, kontenjan dediniz. Kontenjanlara da kısaca değinebilir miyiz? Ve Afyon'daki okulları da, yani nereye önerirsiniz? Hangi okulda öğrencilerimiz başarılı olabilir? Genel olarak değerlendirme. Yani öneri deyince ben Girne Afyon Koleji'ni öneririm. İşin esprisi bir yana. Şöyle, bizim merkezi puanla alan okullarımız, bir de yerel yerleştirmeyle alan okullarımız var biliyorsunuz. Şimdi merkezi puanla alan okullarımızın sayısı çok sınırlı. İsim verecek olursak işte Süleyman Demirel Fen Lisemiz, Kamil Miras Anadolu Lisemiz, Afyon Lisemiz merkezi anlamda. Bir de TOKİ Sosyal Bilimler Lisemiz var. Bunlar merkezdeki puanla alan okullarımız. Bu okullarımızın kontenjanına baktığımızda Fen Lisesi ve TOKİ Sosyal Bilimlerin 120 kontenjanına sahip olduğunu görüyoruz. Kamil Miras Anadolu Lisesi ve Afyon Lisesi'nin 150 kontenjana sahip olduğunu görüyoruz. Bu kontenjan durumlarına da bakarak tercih işlemlerini yapabilirler. Tabii bu yıl şöyle bir durum var.
Biliyorsunuz ki Türkiye'de de Afyon'da da çok sayıda Türkiye birincisi çıktı. Bunda gurur da duyuyoruz tabii ki ama bu bazı okullara full bile yapsa yani şampiyon bile olmuş, yani birinci olmuş, Türkiye birincisi olmuş ama yerleşemeyeceği manasını taşımakta. O yüzden bu seneki tercihler birazcık daha balık sırtı, birazcık daha sürprizlere yol açabilir. O yüzden tercih sonuçlarını bir görmekte fayda olacak. Peki hocam, elimizdeki puana çok güvenmeyelim mi demek istediniz şu anda? Evet, yani maalesef öyle. Bu bir sıralama sınavı. Giren öğrenciler yapmış oldukları doğru sayısına göre bir sıralamaya alınmakta ve burada da bir yüzdelik dilim oluşmakta. Bu sene daha çok doğru yapan ve üst sıralarda da yılmaların olduğunu görüyoruz. Bu çok büyük handikap aslında öğrenciler için. Yani ben öğrencinin moralini bozmak için söylemiyorum ama tercih yaparken çok inceleyip sık dokunmak lazım. O yüzden hep şunu vurgu yapıyoruz. Uzman bir rehbere gidin, uzman okullara, işte bu işi yapan kurumlarla mutlaka istişarede bulunun şeklinde. O anlamda bu sene tercih sonuçları birazcık şaşırtabilir. Ama ikinci tercihlerde bu şaşkınlığı üzerimizden atarak daha doğru bir tercihle, belki ilk tercihte yapamayanlar için söylüyorum, arzu ettikleri okullara yerleşirler diye umut ediyoruz. Evet hocam, siz de kısaca değindiniz. Biz de bültenlerimize sık sık ekranlara getirdik. Afyon'dan bu sene tam puan çıkaran çok fazla öğrencimiz oldu. Peki şöyle genel olarak Afyon'un LGS başarısı nasıldı sizce bu yıl? Evet, yani bu bizi mutlu eden bir şey bir eğitimci olarak. Sonuçta 8 öğrencimiz Afyon için Türkiye birincisi oldu. Bu sayı daha da fazla olabilirdi. Yani aslında bizler genelde hep birinciye bakarız ama ikinci, üçüncü olanların da emeği yatsınmaması lazım aslında. Kitlesel başarıya bakmak gerekiyor bir yerde. Evet, Türkiye birincisi olan öğrencilerimizin vermiş olduğu emek, başarı, gurur çok bambaşka. Hepsini buradan ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ki içlerinde benim de yıllarca emek verdiğim işte öğrencim olan öğrencilerim de vardı. O da bizi ayrıca mutlu ediyor. Yani Afyon'la ilgili genelde son yıllarda hep eğitim başarısının işte düşük olduğu, çok gerilerde olduğu söylenmekteydi. Bu yıl bu anlamda bunun üzerimizden atmanın vermiş olduğu bir mutluluk var. Bu anlamda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze de çok teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü gerçekten gerek İl Milli Eğitim Müdürümüz, gerek şube müdürlerimiz bu konuda çok yoğun bir tempo ve çalışma gayreti içerisinde oldular. Okullara gittiler, ziyaretlerde bulundular. Afyon İl Milli Eğitim'in ölçme değerlendirme birimi çok sayıda deneme sınavları yapmaya çalıştı ve yaptılar. Hem dijital ortamda yaptılar, hem vasıla olarak deneme sınavları yaptılar. Bu anlamda Afyon İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze de tüm çalışanlarına da çok teşekkür ederiz. Tabii bunun yanı sıra öğretmenlerimize en büyük teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü bir okul okul yapan, bir eğitim yapan bence öğretmenlerdir. Dolayısıyla öğretmenlerimiz çok büyük fedakarlık, çok büyük emekler verdiler. Hem devlette hem özelde tüm arkadaşlarımız. Bu anlamda çok sayıda birincinin çıkmış olması da bu emeğin karşılığında bunu görünce de insan çok mutlu oluyor. Afyon aslında hak ettiği noktada değil, daha iyi noktaya gelebilir. Bu daha iyi noktaya gelebilmesi için de bakarsanız Afyon'da son yıllarda özel okulculuk sayısında da artışlar olduğunu görüyoruz. Bu bir değerdir. Özel okullara gerekli değer ve önem verilmelidir. Çünkü devlet imkanlarında gayret edilen çaba harcanıyor ama bunun bir kısmını da bizler aslında sırtımıza alıyoruz, yük olarak alıyoruz. O anlamda özel okulculuğa da gerekli değer ve kıymet verilirse Afyon'umuzun çok çok daha ileri noktaya geleceğini düşünüyoruz. Biz yine Afyon Koleji olarak da bu anlamda gerek şehrimizin başarısına, gerek ülkemizin başarısına katkı sağlamak için gece gündüz tüm gayretimizle çalışıyoruz. Tüm öğretmen arkadaşlarımızla yeni döneminde sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet hocam, biz de bütün öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz bir kez daha. Peki puanlar eşit diyelim öğrencilerimizin. Bu belirleyici unsur ne olacak okul tercih etmeden? Hangi öğrencimiz tercihine göre girebilecek puanlara eşit olanlarda? Evet, şimdi aynı puanda tercih yapıldığı zaman öğrencilerimizin okul başarı puanına dikkat ediliyor. Okul başarı puanı 8, 7 ve 6. sınıftaki not ortalamaları oluyor. Bunlar eşit olduğunda öğrencimizin tercih sırası, yani hangisi daha önce tercih ettiği, bunlar da aynı olduğunda öğrencimizin 8, 7, 6 böyle kademe kademe başarı puanlarına bakılıyor. Ve bunun devamında yine eşitlik bozulmazsa öğrencilerimizin okula devamsızlık durumuna bakılıyor. Bu anlamda ben hep öğrencilerime söylüyorum, devamsızlık yapmayın, devamsızlığa yeltenmeyin. Çünkü ne kadar çok okulda kalırsanız hem eğitim anlamında çok daha iyi şeyler öğreneceksiniz, hem de bu tür sınav sonuçlarında belki de sizi bir adım ileriye taşıyacak ya da bir adım geride bırakacak bir sebebe yol açabilir. O yüzden devamsızlık gibi, okul puanı gibi bir takım kriterlere dikkat ediliyor. Bu kriterlerden eşitlik nerede bozulursa o öğrenci ve en sonunda da yaşa bakılıyor. Yani hangi öğrenci daha küçükse o öğrenci o tercihine yerleşmiş oluyor. Peki hocam, öğrencilerimiz istediği okullara, liseye yerleşemedi diyelim. Onlara ne tavsiye edersiniz? Hayatlarında belirleyici bir unsur mudur sizce bu LGS sınavı? Yani bence olmamalı. Çünkü hayat devam ediyor ve daha önlerinde çok uzun bir yıl var.
Evet, insanlar vermiş olduğu emeğin karşılığını almak istiyor belki ama bazen olmayabiliyor. Çünkü bir sınavla değerlendirmemek gerekiyor. Yani çocuklarımızın hayatını bir sınava bağlamamamız gerekiyor. Şu anda tercihler sonuçları açıklandığında birçok öğrencimiz belki hayal kırıklığına uğrayacak ama uğramasınlar. Daha önlerinde 4 yıllık bir lise hayatı var en az. Burada önemli olan nokta şu, hep ben şunu söylerim. Almış oldukları sonuç tabii ki kıymetli, önemli ama önemli olan o öğrencinin o sonucu almak için gösterdiği gayret, çaba, emek, çalışma alışkanlığı. Bunu edinmişse bir öğrenci sınav sonucu istediği gibi olmayabilir. Hiç üzülmesin. Daha önündeki 4 yıllık bir lise hayatı boyunca bunun çok çok fazlasını yapabilir. Bakın benim LGS'de gerekli başarı gösteremeyip ama lisede o gayretini devam ettiren öğrencilerimizin Türkiye'de ilk 100'e, 500'e, 1000'e girdiğini görüyoruz. Yani buradaki ana kriter LGS olmamalı. Buna takılmamaları gerekiyor. Sadece çalışma alışkanlıklarını devam ettirmelerini, doğru bir lisede, doğru bir yerde, doğru eğitimcilerle birlikte eğitim hayatlarına devam etmeleri gerekiyor. O yüzden dünyanın sonu değil, hiçbir şey onlardan önemli değil. Daha önlerinde 4 yıl bir zaman var, asla pes etmesinler, çalışsınlar. Ben hep söylerim, çalışmaya inanırım ben de. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Ne kadar zeki olursak olalım, eğer bir kişi çalışkansa, yaptığının en iyisini yapma gayretindeyse o kişi mutlaka başarılı olacaktır. Evet hocam, hedef belirleyip 4 yıl boyunca düzenli çalışıldığı kesinlikle takdirde istediği okullar olabilir. Kesinlikle. Peki hocam, az önce Girne Koleji'nden biraz kesitler verdiniz. Peki Girne Afyon Koleji nasıl bir yerdir? Bunun hakkında da bilgi alabilir miyiz sizden? Teşekkür ederim sorunuz için. Ya öncelikle yönetim kurulu başkanımız Şükrü Şensoy gerçekten Afyon'umuza çok kıymetli, çok önemli bir değer bırakmış, çok bir değer oluşturmuş. Girne Afyon Koleji'ne baktığımız zaman kampüsün imkanları doğrultusunda, eğitimcilerine baktığımızda gerçekten Afyon'umuzun eğitim sektörüne hizmet vermeye gönül vermiş, kendini adamış çok güzel bir kurum. O anlamda yönetim kurulu başkanımıza, kurucumuz Murat Şensoy'a teşekkürlerimizi arz ediyorum. Çünkü Afyon'umuzda ne kadar çok bu tür yerler, imkanlar, olanaklar artarsa, okullar artarsa kazanan Afyon olacak, kazanan öğrencilerimiz olacak, kazanan eğitimcilerimiz olacak. Girne Afyon Koleji son 3-4 yıldır eğitim sektörüne girmiş. Kendisini kurumsal bağda, uluslararası standartlarda bir eğitim anlayışına sahip. Özellikle yabancı dil eğitimine çok önem veren. Kampüsünde işte buz patininden yarı olimpik yüzme havuzuna, çok büyük bir konferans salonundan cep sinemalarının laboratuvarlarına kadar her şey çok ince ayrıntısına kadar düşünmüş bir kampüs. Hatta bu anlamda Girne Amerikan Üniversitesi'nin de imkanlarına sahip olan bir kampüsümüz. Bağlantımız olan bir kampüsümüz. Burada İngilizce eğitimine çok önem veriyoruz. Hatta LGS'den hep konuştuk. LGS'de öğrencilerimizin tamamı %100 başarı elde etti. Bu bizim için çok gurur verici bir şey. Yani sınava giren her öğrencimiz İngilizce sorularının tamamına doğru cevap verdi. Bu anlamda da aslında bu işi ne kadar dikkatli ve önemli yaptığımızı ifade edebilirim. Girne Afyon Koleji'nde yoğun bir akademik çalışma programı söz konusu. Anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde öğrencimiz bulunmakta ve her kademede öğrencilerimizin ilgi ve ihtiyaçlarına göre modern bir eğitim öğretim sistemi uygulamaktayız. Hem eğitim hem öğretim bir arada uygulamaya çalışıyoruz. Çünkü her şey sadece eğitim ya da sadece öğretim değil. Biz önce merkezde iyi insanların olabileceği bir eğitim anlayışına sahibiz. Bu anlamda haftada 6 gün eğitim öğretim sağlıyoruz. Yoğun bir akademik program, yoğun bir İngilizce eğitimi, yoğun bir teknoloji eğitimiyle birlikte öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz aslında. Bizim ana sloganımız dünyanın kapıları sana açık diyoruz. Bundaki amacımız da öğrencimizi birer dünya vatandaşı olabilmeleri adına her konuda, her anlamda yetiştirmeye çalışıyoruz. Girne Afyon Koleji'ni ileriki yıllarda çok daha başarılı sonuçlar alabileceğini çok net bir şekilde ifade edebilirim. Bu anlamda da yöneticilerimize, kurucularımıza çok teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Herkesi de kampüsümüze bekliyoruz. Evet hocam, biz de size ve öğretmenlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Artık süremizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Peki son olarak öğrencilerimize neler söylemek istersiniz? Yaz tatilini, bu tercih dönemi nasıl değerlendirmeleri gerekiyor öğrencilerimize? Evet, yani her şeyden önce iyi birer insan olmalarını, hiçbir sınavın onlardan daha kıymetli ve değerli olmadığını, istedikleri zaman her şeyi başarabileceklerini ve çalışmaya inanmaları gerektiğini, zeka değil de çalışma çok önemli olduğunu, yazı çok daha iyi değerlendirebilirler, mutlaka kitap okumalılar. Bakın günümüzdeki tüm sınavlara baktığınızda, bu YKS için de geçerli, soruların, matematik sorularının bile okumayla ilgili olduğunu görüyoruz. O yüzden okuma çok önemli, merkezlerin okumayı almaları, doğru bir okuryazarlık sağlamaları gerekmekte. Yazılarını da okuyarak, araştırarak, gezerek, dinlenerek geçirmelerini arzu ediyoruz. Evet hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Öğrencilerimizi bir kez daha uyarıyoruz. Yaz tatilini boş geçirmesinler, bol bol kitap okusunlar. Çok teşekkür ederiz hocam. Güzel. Ağzınıza sağlık. Sağ olun.
Evet değerli izleyenler, tercihlerin bitmesine 2 gün kalırken doğru tercih nasıl yapılmalı, tercihlerde dikkat edilmesi gereken unsurlar nelerdir? Bugün stüdyomuzda konuştuk. Öğrencilerimize şimdiden başarılar diliyoruz. Bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşünceye dek mutlu kalın.